Türkiye savunma sanayinde güzel bir atılım yaptı, daha millileşti. Bizim silahlı kuvvetlerimiz ve bizim devletimizin gelecek stratejilerine uygun çok güçlü hedefleri var. Yani öyle zannediyorum ki önümüzdeki 10 yıl içerisinde biz ordumuzu modernize etmek, bölgedeki tehlikeye hazır hale getirebilmek ve milli kaynaklarımıza dayanabilmek için 60-70 milyar dolarlık harcama yapacağız. Bu müthiş bir pazar. Artı biliyorsun işte dünyada, bölgede savaş moduna geçti insanlık. Her yerde çatışma var. Muazzam pazarlar çıkıyor şimdi ortaya. Ben 30 yıl sağlığa hizmet ettim çünkü dünya barış dönemindeydi. İlaç lazımdı. Şimdi dünya savaş moduna geçti. Bu ülkeye silah lazım. Veya savunma sanayi lazım. Şimdi ben kendini ülkesine adamış bir girişimciyim. Ben ne olursa olsun para kazanayım, yaptığım iş önemli değil diye düşünmedim hiçbir zaman. Ben öyle bir iş yapmalıyım ki hem ülkeme kazandırmalı, hem insanlığa mümkünse hizmet etmeli, hem de bana kazandırmalı yani. Bu üçü bir araya geldiği zaman. İşte zamanında bana çok ünlü bir İngiliz şirketi, dağıtım alanında biz çok güçlüydük. İlaçta bölgenin en büyük dağıtım, lojistik konusunda çok güçlüydük. Bana geldi dedi ki, biz sigara üretme işini sana vereceğiz bölgede. Dağıtma ve üretme. Dedim ben sigara alıp satmam. Sağlığa zararlı. Ben bir taraftan ilaç işi yapacağım. Ondan sonra sigara üreteceğim. Ben bunu insanıma nasıl izah edeceğim ya? Kendi vicdanıma nasıl izah edeceğim? Aynı anda hem sigara üretiyorum hem de ilaç. Ben bir kere vicdanımla çelişiyor bu dedim. Girmedim. Reddettim. Bir başka büyük grup aldım. Ve bana çok uygun şekilde veriyorlardı. Yani ben biraz böyle etiği olan bir girişimciyim. Öncelikli etiğim de milli ve yerli olmak. Ben milli ve yerli olmayan hiçbir şey yapmayacağım. Kârı ne olursa olsun, isterse her tarafı kâr olsun. Vicdanen tatmin olabilmem için önce insanlığa, ülkeme hizmet edeceğim. Zaten iyi işler seçmişsem para da kazanırım yani. Girişimci sosyal sorumluluk işlerini yapar ama esas girişimcinin hedefi para kazanmaktır. Ama tek başına para kazanmak bir anlam ifade etmiyor bilinçli bir girişimci için. Önce ülke olmalı. Onun içinde de para kazanılabilir. Vallahi ben bana da soruyorlar, diyorum ki kardeşim gelip benden isteyen kimse yok. Yani gel burayı bana sat diyen kimse yok. Üstelik benim sattığım bir malım da yok. Birileri üretiyor. 150 yıl önce Tanzimat diye bir şey dayattılar bize. Tanzimat bir prangaydı bize vurulan. Asker sivil bürokrasi oligarşiyi oluşturdu. Hakan'ı kukla ettiler. Ve ondan sonra da sürekli şeyimizi kırdılar, nirengimizi kırdılar. 150 yıldır böyle yaşıyorduk. Batı bunu yaparak ajanlarıyla, ki o zaman iki tane ajanları vardı. Ali Paşa ve Mustafa Reşit Paşa. Biri Fransız ajanıydı, biri İngiliz ajanı. Biri gidiyordu, biri geliyordu. Hakan da zayıf karakterliydi Abdülmecit maalesef. Ondan sonra gelen Abdülaziz tam farklıydı. Onu da şehit ettiler. Sonra Abdülhamit'i indirdiler. 150 yıl sonra bu sistemin değişmesi gerektiğini gördü. Politikacılarımızın bir kısmı, Türkeş'i gördü, Özal'ı gördü. Fakat yapamadılar. Bir adam çıktı ve şimdi yapıyor. Bütün kavganın sebebi bu. Allah'ın izniyle 2 ay içerisinde de referandumdan geçecek. Yani meclisten geçecek. O zaman bak bir eşik atlayacağız biz. Bugün bunu engellemek için var gücüyle bize saldıranlar bükemediği eli öpmeye gelecekler. Onun kritik eşik bu başkanlık sistemi. O geçtiği an önümüz asfalt gibi açık. Yani. Otoban gibi havalanacak bu ülke. Çok umutluyum ben 2017'den, 2018'den, 2019'dan. Yani bu eşiği atlayacağız. Eşik başkanlık sistemi. Karşı taraf da bunu biliyor. Tabii. Çok önemli yani. Bunu engellemeye çalışıyorlar. Var güçleriyle. İçimize sızarak, münafıklık yaparak, dışarıdan baskı yaparak, PKK'yı kullanarak, FETÖ'yü kullanarak, faizleri kullanarak, doların bilmem şeyini kullanarak bizi durdurmaya çalışıyorlar. Ama 2 ay içinde biz bunları alt edeceğiz.